ülkemizin birlikte yaşama iradesine, halkımızın huzur ve refahına kasteden terör örgütüne destek olanları, kol kanat gerenleri, bugünkü düzeyde eylem yapabilme cesaretine ulaşmada önünü açanları huzurlarınızda telin ediyorum, kınıyorum. Terörle mücadele nasıl bir partinin siyasi çıkarları doğrultusunda yürütülemez ise, dış politikada bir partinin siyasi çıkarları doğrultusunda şekillendirilemez, olgunlaştırılamaz, yürütülemez. Dış politika bütün ülkeler için geçerli. Herkes bazı kelimelerden alerji kapabilir ama dış politika millidir. Dış politikalar bu ülkede yaşayan herkesin ortak çıkarlarını savunan bir çizgide olmak zorundadır. Ve dış politikanın çıkarımında ortaya çıkan sonuçlar ülkede yaşayan herkesin geleceğiyle doğrudan ilintilidir. Dış politika hamasetle, şövenizmle, süslü laflarla iç piyasaya malzeme sunmak amacıyla yapılabilecek bir politika türü değildir. Dış politika, rüyalar aleminde yaşayanlar soğuk gerçek karşısında uyandıkları zaman bedelleri kendileri değil, bütün milletin ödediği gerçeğiyle karşılaşırlar. Stratejik derinlik dendi bir dönem. Hayaller alemi bence daha farklı da ifade edebiliriz. Yani burada kalktık bugün Cumhuriyet'in temel değerleri üzerinden sürekli yıpratıcı, eleştirici, küçük görücü, hakir görücü politika oluşturan bir yayın organında belirttiği gibi gerçekten yurtta sulh, dünyada sulh bu gerçekten önemli bir kavrammış deme noktasına geldi o yayın organı da bir köşe yazarı aracılığıyla. Şunu söylemek istiyorum. İşin ehli olan, aldığı eğitim ve yıllara dayanan tecrübeleriyle sizi uyarmaya çalışanları monşerler olarak küçük gördünüz. Onları önemsizleştirdiniz. Toplum önünde itibarsızlaştırmaya çalıştınız. Ey Moskova, ey Washington, ey Şam, ey Bağdat, ey Brüksel. Bu eyle başlayan çok nutuk dinledik. Hatırlıyorsunuz. O eylerin sonunda aynı kahramanlık tınıları sonuç paragrafında çıkmadı. Sonuç paragrafında tam tersine alınması gereken dersler olması gerçeği önümüzde dururken benden önce konuşan çok değerli hatibin ifade ettiği gibi aynı sözleri söylemeye, aynı hatalar üzerinden politika oluşturmayı savunmaya devam ediyorsunuz. Bugün yaşadığımız gerçeklerde işin cabası. Yani yapılanlar hakikaten ulusal çıkarlar bakımından, getirdiği ekonomik sıkıntılar bakımından, oluşturduğu Türkiye aleyhine bölgedeki dengeler bakımından hepimize ağır faturalar olarak çıkmaya başladı.